Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Celha Çelik Halat ve Tel Sanayi Anonim Şirketi hissemizi inceleyeceğiz. Arkadaşlar Celha Çelik Halat baktığımızda zaten isminden de anlaşılacağı gibi çelik halat, çelik tel, ön germeli beton demeti ürün gruplarıyla sektörde hizmet ediyor. Dünya çapında hizmet verdiği endüstriyel yani faaliyet alanları tarım, liman, vinç, denizcilik, madencilik, asansör, balıkçılık, otomotiv, beyaz eşya, teleferik, sürdürülebilir enerji, inşaat, enerji ve ormancılık. Baktığımızda bu alt dalların yani sektörlerin ne kadar güçlü bir şirket olduğu bizim için ön plana çıkıyor. 50'den fazla ülkeye arkadaşlar ihracat yaptığında görüyoruz. Celhan'ın. Hemen celhanın biraz daha detaylı incelersek hakkında tarafına bir geçelim. Ana sayfada kapakta zaten aslında bize e, ne olduğunu hemen hemen şirket ufak bir tanıtımla bizlere hissettirdi. 23 Mart 1962'de Yatırımlar Holding, Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası, Nuri Rodop, Nedim Rodop ve Yüksel Kenanoğlu ortaklığı ile Kucaeli'de şirketimiz kurulmuş. 1986 yılında borsada işlem görmeye başlamış. 97 yılında Doğan Holding bünyesine geçmiş. 2022 yılında ise kap açıklaması ile Artaş grubu ve Beta Trans şirketleri Çelik Halat'ı Doğan Holding'den devralmış arkadaşlar. Türkiye'de sektörün öncü kuruluşlarından birisi zaten arkadaşlar Çelik Halat. Her geçen yıl üretim kapasitesini artıyor. Birazdan kap haberinde de bununla ilgili bir kap var onu değineceğiz. Dünya çapında da tanınmaya devam ediyor. 50'den fazla ülkeye ihracat yaptığını söylemiştik zaten. Ürün gamına baktığımızda yıllık 70 ton üretim kapasitesiyle halat, endüstriyel tel, galvanizli endüstriyel tel, patentli tel ve ön germeli beton demeti üretimiyle farklı çap, kalite ve kompozisyonlarda müşteri talebine göre hizmet vermekteymiş arkadaşlar. Arge merkezi de 2018 yılından itibaren arkadaşlar üret, ürünlerini sürdürülebilir akıllı çözüm niteliğinde ve performanslı bir şekilde araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Ortaklık yapısını az önce değinmiştik ama yine de şurada bir ortaklık yapısını tam olarak bakalım. Halka açıklık oranı ne kadar olduğunu bir değerlendirelim. Ortaklık yapısında da hangi şirketler var? Onu bir hemen tekrar gözden geçirelim şuradan orta tık yapısını tıkladık. Şimdi Artaş inşaatı arkadaşlar %52'lik bir pay oranıyla görüyoruz. Betantras lojistiği de %17'lik bir pay oranıyla 17,5'luk bir pay oranıyla görüyoruz. Borsa'da işlem gören kısmı ise %30'luk bir kısım olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda dostlar ana metal sektöründe ve imar sanayi sektöründe karşımıza çıkıyor Celha 125 FK 4175 PDD. Bu FK'ya bu şey e, tabii ki fiyat olarak bize yüksek geliyor. Fakat sadece hani FK PDD olarak değerlendirmiyoruz. Şurada finansallar tarafına baktığımızda aslında öz kaynaklarında ciddi bir azalma var. %62'lik bir azalma var. Dönen varlıklarında da azalma var. Zaten FAVAK ve karlılığı birazcık gerilemiş durumda. O yüzden şirketimiz aslında her sene Nisan ayında temettü veren şurada bir boşluğu var. Teminli genelde Nisan ayında temettü veren şirketimizin henüz bir temettü haberi yok. Yani vermeyecek gibi de duruyor zaten. En son 2021 yılında arkadaşlar bir bedelli yaptığını görüyoruz ve sermayesini 41,5 milyona çıkardığını görüyoruz. Öz sermayesini ise şu an arkadaşlar 27 milyon olduğunu görüyoruz. Yani sermaye göre öz sermaye finansal tarafında birkaç sıkıntı mevcut. Kap tarafına baktığımızda kayıtlı sermaye tavanını arttırdığını görüyoruz. Aslında burada 100 milyondan 300 milyona çıkardı ve SPK tarafından da bu onaylandı. Şirketin artık kendi içindeki yönetim tarafı ve bu karlılığı düzelirse ileriye yönelik tabii ki potansiyel barındırabilir. Yeni sermayesinin 300 milyon olduğunu buradan da görüyoruz. Fakat hani şu an sıkıntı var onu tekrar söylemek istiyorum. Özel durum açıklamasında da arkadaşlar Kapasiteli artımı, arttırımı ve modernizasyon projeleri yatırım kapsamı alanında yeni makinelere yer oluşturulması, şirket düzenini rahatlatmak ve işletme verimliliğini arttırmak amacıyla Kocaeli ile ilçesinde şirkete ait alanda ambar binası, stok alanı inşası yatırım yapılmasına yapılması planlanan bina ve stok alanı projesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin yapılması hususunda şirket genel müdürümüzün yetkilendirilmesine karar vermişler. Bu proje kapsamında yaklaşık maliyetin 4 milyon euro olmasını planlamışlar dostlar. Son 5 kap bildiriminden ikisi de bu şekilde. Şimdi hemen teknik tarafına bir geçelim. Teknik tarafımızda neler var? Biliyorsunuz öncelikle uzun zamana bir bakıyorduk. Uzun zaman grafiğinde haftalık grafikte arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bizim bir tepe noktamız vardı. Bu tepe 2008 yılında oluşan tepeyi biz daha sonra şurada arkadaşlar 2020 yılında yukarı yönünü kırmışız fakat ondan sonra tekrar e, kırdığımız direncin altına düşmüşüz. Şurada tekrar bir oluşumla birlikte 2022 yılında yukarı kırmış ve geri ile birlikte onay hareketini tamamlamış. Artık yukarı yönünü onayını aldıktan sonra da gayet güzel bir şekilde %110'luk bir getiri potansiyeli yaşamış ve ardından tekrar geri çekilmeye başlamışız. Şimdi biraz daha yaklaşıyoruz. Ne yapıyorduk? Önce bir yükselen trend ardından bir düşen trend kuruyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şuradan bir düşen trendimizi çiziyoruz. Neden? Hissemiz gayet aşikar bir şekilde. Şurada gördüğünüz gibi Kasım 29'dan beri düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Hissemizin fiyat hareketinde gerilemeyi görüyoruz. Şu arada bizim eski bir tepe noktamız var. Şurada buraya bir temas gelmiş. Burası destek olarak çalışmış. Bu çalışmayla birlikte de hissemiz şu alanda gördüğünüz gibi bakın sıkışmayı yaşamış. Bu seviye aşağı kırılmadı, sürece tekrar bir yukarı düşen kırılımını deneyecek. Bu arada sıkışacak. Eğer aşağı kırılırsa bir aşağıya sert bir şekilde ineriz. Yukarı kırılım gelirse onayını alıp yukarı yönlü gitmesi için takibe alırız hisseyi. Yani bazen böyle finansalları durumu kötü olan hisselerde yukarı sürüyorlar. Yani bu tamamıyla tahtacı tarafına kalmış alıyor götürüyor ondan sonra malı bırakıyor. Milletin kucağına Şimdi hareketli ortalama tarafına bir bakalım ondan sonra da genel anlamda bir toparlayalım hareketli ortalamalarda gördüğünüz gibi 21.50 ve 100 günlüğün altındayız Yeşil çizgi 200 günlük ortalamamız 200 günlük ortalamanın üstünde fiyat hareketimiz devam ediyor Hacim tarafında çok ciddi sıkıntı var Şurada bakın gördüğünüz gibi Acım yok ise de Para girişi yok şu an için O yüzden yani kaldırırsa zaten tahtacının elinde yeterli lot varsa direkt tavan 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 asabilir. Ondan sonra malı da kitleyebilir. Hacim tarafında ciddi bir azalma söz konusu. Genel anlamda da daha öncelerinde tabii ki şu anki döneme göre daha iyiymiş hacim ama sonra sert harekette gördüğünüz gibi götürmüşler. Yine aynı bir yol izleyebilirler. Ama ben bu seviyelerden mala girmem. Neden? Bunu her videoda size anlatıyorum. Böyle teknik tarafında ortada kalmış. Desteğine çok yakın değil. Ve bu destek aşağı yönlü bu finansal tarafta ve hacim olmadığı için tekrar kırılabilir. O yüzden girmeye düşünmüyorum. Ama düşen kırılımı yapıp onayını alıp hacim de bunu desteklerse o zaman tabii ki işler biraz değişebilir. Ve zaten düşen kırılımını girip onay hareketi yaptığında 50, 21 ve 100 günlük ortalamalarında üzerine çıkmış oluyor. Bu da bizim için olumlu bir durum. Hareketli ortalamaları arkasına aldığı zaman genel anlamda hisseler toparlanma başlar ve yukarı yönlü yükselişine devam eder. Şimdi arkadaşlar aktif olarak destek seviyemiz bizim Celha tarafında. Hemen dolardan Türk lirası tarafına geçelim. Celha'nın arkadaşlar Türk lirası tarafında aktif olarak destek seviyemiz bizim şurada gördüğünüz 25.90 seviyeleri. Bunun altında 25.56'ya kadar fitil gelebilir. 25.56 arkadaşlar bizim destek seviyemiz. 25.56'nın altına sarttığı zaman pek fazla artık zorlamamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yukarıdan maliyetlenip içeride kalan dostlarım için şuradan baktığımızda tepe noktasından aşağı doğru şu anki düşüşle %40'lık bir düşüş yaşamış şirketimiz. Ama maliyet çekmek için de buralar şu an için uygun pozisyon değil bence. İlla maliyet buradan çekilecek diye bir şey yok. Şurada düşen kırılımını yapsın. %5 ise yukarıdan maliyet çek. Hiç önemli değil ama güvenli bölgeden maliyet düşür bence henüz güvenli bölgede değiliz destek olarak da. Baktığımızda şurada zaten bakın yoğun bir destek bölgesine artık giriyoruz. Hem şurada bir bizim oluşturduğumuz üst kanal direncimiz yani eski desteğimiz var. Hem 200 günlük ortalama yakın buraya hem de arkadaşlar şurada bir kanal oluşumumuz mevcut. Türk lirası tarafında Celha tarafında bakın gayet güzel bir şekilde kırmış yukarı yönlü gitmiş. Ondan sonra geri çekilmesini yapıyor olarak sayabiliriz. Ne zaman ki 200 günlük ortalama ve trendesi Şurada yoğun bir destek bölgemiz var. Bakın şurası bizim için aslında yoğun bir destek bölgesi. Onunla birazcık daha yakınlaştırıp günlük grafiğe geçelim. Birazcık daha detaylandıralım buraya. Şimdi hareketli ortalamamız açık. Bakın. 200 günlük ortalama 25.56 seviyesi. Onun bir altında 25.30 seviyesinde kanal desteğimiz var. Zaten şurada da eski tepe noktamız daha önce şurada çalıştığını gördüğümüz bizim bir desteğimiz var. Burada çalışmış. O yüzden buradaki yoğun destek seviyelerinden bir toparlanma beklemek gayet mantıklı. Yani aşağıya gelse bile artık burada toparlanıp düşeni kırıp onayını alıp bir tık yukarı gitmesi gerekiyor. Yani tahtacının bir yerde malı boşaltması gerekiyor. Bence tabii ki şuralardan da bakın şuradaki bu hareketinde aslında burada güzel bir şekilde biraz mal boşaltıldığını görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şu mumda mal boşalttığını görüyoruz. Ama bence daha hala elinde ben lot olduğunu düşünüyorum. Birazcık yukarı sürmeleri lazım bu tahtayı. Yatırım haberi kötü bir haber değil. Tabii ki stok anlamında yatırım haberi. Keşke kapasite artışı olsaydı ama gene de iyi. Ee, kayıt sermaye artırımının da onaylandığından bahsetmiştik. Şimdi gelelim bizim direnç seviyemiz neresi? Düşen kırılımı için arkadaşlar 29'un üstünde kalmamız gerekiyor. 29 TL seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor. 29'un üstünde kaldıktan sonra arkadaşlar asıl güvenli liman 29.60. 29.60'ın üzerinde artık hacimlenme başlar. Ondan sonra tak 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 yapıp tavan serisi de yapabilirler. Destek seviyelerimize bakacaksak desteğimizin son tahammül noktası 25.30. 25.30 altında ben oyunda kalmazdım ben olsam. Şimdilik teknik tarafında destek ve dirençlerimiz de bu şekilde. Bu şekilde takip etmekte fayda var. Önce bir düşen kırılımı gelsin ardından yeniden hedeflerimizi revize ederiz. Bir hedef seviyeleri veririz ama şu an için çok erken olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlı günleriniz olsun.